Şimdi Kopenhag'la oynuyorsun. Kopenhag takımının gücü belli, doğru mu? Gücü belli. Yani senin seviyenin üstünde değil. Senin rakibin. Onlar türlü oynarsın. Doğru mu? O onu kazanırsın, kaybedersin. o tamam tartışılabilir o maç. Ama diğer maçlar çok sıkıntılı. Hani Manchester United kötü diyoruz şimdi değil mi? Bugün maç var mesela. Tabii. Neye göre kötü? Neye göre kötü? Premier mesela? Lig'e göre. Oraya göre kötü yani sana göre değil. Ya sana göre her türlü iyi. Ya sen bu maçı kazanabilir misin? Bundan faydalanabilirsin. Kazanabilirsin. Nasıl? Yani. neyden ya şu onların kötü gidişatı, psikolojinin bozuk olması sana maçı bir şekilde kazandırabilir mesela. Onu anlarım. Ama güçlü bir takımla işte City limiti seyrediyorsun yani. Mümkün mü onlarla oynaman? Oynayamazsın. Gücün yetmez zaten. Ya oynarsın da onlar oynarlar yani. Biraz öyle olur. Peki. <gülüyor> 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 bu Şampiyonlar Ligi performansı Galatasaray'ın bu seneki ya çok iyi bir takım yaptılar ama Futbol, yani Türkiye'deki ligde de performansına dair bir olumsuz etki bırakır mı? Diyorsun? Zannetmiyorum ben. Zannetmiyorum. Çünkü iki, yani iki takım arasında fark var. Yani senin Beşiktaş, bizim Beşiktaş'ın o işte Dortmund, Lisbon, Ajax o kadroyla bugün Galatasaray'ın kadrosu arasında bayağı bir fark var. Tabii, tabii. Her bölgede yani işte ben hep söylüyorum şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray Galatasaray'ın ilk 11'i şampiyonluğa oynar çıkar bir 11 o da ikinciliği oynar yani. Ama, e, şu da var e, muhtemelen bu aldıkları oyuncular ya sakatlıktan çıktılar hmm. ya da sezon başı geçirmediler ve oyuncular hazır değil. Öyle mi? Tabii. Ben bu milli maç arasından sonra mesela şu aradan sonra o Galatasaray'ın işte mesela Zaha da hazır değil, görüyorum. Hakimzi'ye sakat veya hazır değil. Icardi sezon başında hazır olmamış. Belli oyuncuların hazır olmadı Şimdi yeni yeni oyuncular tempoyu yakalamaya başladılar. Bence bu milli maç arasından sonra Galatasaray daha iyi olur. Öyle mi? Ben öyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne rağmen. Yani Şampiyonlar Ligi çok etkilemez bence. Çok etkilemez. Çünkü çok geniş kadro var. Hmm. Geniş kadro var yani. Ne olacak? Şampiyonlar Ligi'nde bugün muhtemelen nasıl kadro nasıl bilmiyorum. Yani 11 yabancı oynar diye düşünüyorum ben belki de. Bugün 11 yabancı oynayabilir Galatasaray mesela. Yani muhtemelen belki bir Türk oynarsa belki Abdülkerim oynar, belki Kerem oynar ama bence bu tamamı yabancı olur gibi Ya hocam Kerem'e de çok haksızlık edilmiyor mu ya? Ben ya büyük bir özveriyle müthiş bir performans sergiliyor. Çocuk geçen sene asist kralı oldu. Bu sene evet. canla başla uğraşıyor. Ama yani ben bakıyorum. Ha, Türk hocaların değil sadece Türk oyuncuların da çektiği dert dert değil. Ha. Yani çocuk en ufak bir hareketinde hemen bir uğultular başlıyor falan. Ya birazcık hani biraz daha fazla mı sahip çıkmak lazım acaba kendi çocuklarımıza? Tamam taraftarının sahip çıkması lazım. Taraftarı sahip çıkacak önce. Çünkü çıkıyor çocuk koşuyor mücadele ediyor her yere koşuyor atlıyor zıplıyor. Ya hata yapma lüksü olmayacak mı oyuncunun? Hata yapabilir oyuncu. Ya biraz bunu tölere edeceksin yani. Bu senin oyuncun ya her maçta oynuyor. Yani. So, biraz sonuç alıyorsun. Ne o, olacak? Çocuktan gol atıyor, asist yapıyor. Ya kötü de oynayabilir. Kötü de oyn kötü oynamaya hakkı yok mu? Var. Kendi kalesine de gol atabilir. Hepsi olabilir bunların. Taraftarın biraz sahip çıkması ve tölere etmesi gerekiyor. Biraz Türk oyuncuları koruyalım birazcık. Ya korumazsak zaten yakınca Türk oyuncu kalmayacak gibi duruyor. Yani. Öyle mi diyorsun? E ben olsam federasyon elinde bir yabancı serbest bırakırım. Oynasın yabancılar değil.